Bakalım bu soruda ne vermiş? MC uzunluğu 4, CF 0,8, AE 2,4. İki tane dikdörtgen. E, L ve F noktaları cetvelde sırasıyla 1, 8, 13'e denk geliyor. 1 ile 8 arasındaki şu mesafe 7 olmak zorunda. 8 ile 13 arasındaki mesafe de 5 olmak zorunda. Galiba burada üçgende benzerlik yapacağız. Şuradan kapattık. Şurası 4 ise burası da 4. Özel üçgenden burası 3 olmak zorunda. Alfa 90, beta olsun. Aynı şeyi şuradan da indiriyoruz. Burası tekrardan 4. Şurası 90. Doğru açı 180 olduğundan şuraya beta kalacak. Beta 90. Şurası alfa olmak zorunda. Şimdi tan alfa tan alfa yapalım. Tan alfa 3 bölü 4. Yani tan alfa 3K bölü 4K. O zaman ben buraya 3K dersem burası 4K olur. Buranın 5K olması gerekiyor. 5K eşittir 7 ise K dediğim şey 7 bölü 5 benzeme miktarı aslında. O zaman yerden yüksekliği bulmuş olduk 3K. Yani şurası. 3 tane 7 bölü 5. 21 bölü 5. 4K. Şu mor kısım da 4 tane 7, 28 bölü 5. Bunun yaklaşık değerlerini hesaplayalım. 21'i 5'e bölsek, 21 lirayı 5 kişiye bölünce adam başı 4 lira 2 kuruş. Aynen 20 kuruş, 4 lira 20 kuruş düşüyor. 4 lira 20 kuruşu 0,8'e toplarsak 5, 3 daha şu yükseklik 8 yapıyor. 28'i 5'e bölsek 5,6 yapıyor. 5 lira 60 kuruşla 2 lira 40 kuruşu toplayınca 8 yapıyor. 4 daha aşağısı da 12 yapıyor. Dikdörtgen alanı soruyor. En büyük dikdörtgenin yatayı 12, düşeyi 8 metre olan bir bölgenin alanı da sonu altılı olan bir şık olmak zorunda.